Ben çıkıyorum. Bu akşam için Akasya restorandaki kişilik yer ayırdı. Tamam. Ankara'dan Müsteşar Bey gelecek. Şu işi bağlamamız lazım. Tamam Tamam. Tolga Bey. Ne zaman döneceksiniz? Bugün artık gelemem. Dışarıda çok yoğunum. Tamam. Tamam. İpekler Ticaret. Buyurun. Tolga Bey'le görüşebilir miyim? Tolga Bey şu anda burada yok efendim. Kim arıyor? Ben eşin doktoruyum. Kendisiyle mutlaka görüşmem gerekiyor. Önemli bir konu. Bugün kendisini ofiste bulmanız mümkün değil. Fakat bu hayati bir şey. Lütfen yardımcı olun. Vallahi akşama da Ankara'dan gelen çok önemli bir konuyla iş yemeğine gidecek. Akasya restoranı. Belki orada kendisiyle konuşma fırsatını yakalayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sanırım kendisiyle görüşebilirim. Kimi aramıştınız? Sıdıka Hanım burada oturuyor değil mi? Hı hı. Ona çiçek gönderdiler ama kendisi evde değil herhalde. Zile basıyorum açan yok. Biz üst katta oturuyoruz. İsterseniz bize bırakın, ben kendisine iletirim. Çok iyi olur. Bir imza alabilir miyim acaba? Tabii. Teşekkür ederim. Kim bu? Vay canına. Doktor mu Pitaker ha? Adam çekingen, kibar. Ona biraz cesaret vermem gerekmez. Bak Namiger Hanım nasıl da kırılıp dökülüyor. İşi biliyor tabii, kolay mı? Yedi koca eskitmiş. Bir söyle. Hala. Müfit Bey sana çek yollamış. Hadi canım sen de ama. Valla bak. Nazlı. Nazlı. Kartı okusana. Bakalım ne yazmış. Değerli hanımefendi. Acaba bu akşam birlikte yemek yeme şerefini bana bahşeder misiniz? Sizi saat 8'de Akasya restoranda bekleyeceğim. Saygılarımla. Ama yarabbi, bu heyecana kalbim dayanmayacak. İnan ki. Yavrucuğum, daha bir gel adım evde mi? Evde. Müsait mi? Tabii, buyurun. Aa, buyurun, tabii. Buyurun. Namiger Hanım. Buyur komşum. Biliyor musunuz, bu akşam benim doğum günüm. Eğer siz de bize katılırsanız üçümüz birlikte kutlarız. Ah, çok isterdim ama benim bugün sözüm var. Ya Aslılarla mı? Yok canım, ben bu akşam bir erkekle çıkıyorum. Sahi mi? Hı hı. Bu iş belki de ciddi bir yere varacak. Hatta belki de bu gece aramızda söz bile kesebiliriz. Aa, bakın bu çiçekler de halaya geldi. Ne güzel bir şey bu. İnanılmaz, inanılmaz. Ne kadar şanslısınız Namiger Hanım. Bu gece beni Akasya restorana davet etti. Yoksa seve seve sizinle birlikte olurdum. Nerede kutlamayı düşünüyorsunuz? Nerede olacak? Evimizde tabii. Dört duvar arasında. Şöyle. Biraz daha gösterişli bir saç istiyorum. Bence bu yaşınızda çok uygun hanımefendi. Ya canım, bırakın şimdi yaşı falan. Biraz daha bukle istiyorum. Şöyle biraz daha kabarık olsun. Aman, uğraşma dur. Pastanı kessene Seniha. Seniha ne oluyorsun? Her sene bunu yaşıyoruz Meliha. Doğum günlerimizde biz bize oturup pasta kesiyoruz. Bak, Aslıların evindeki hala hanım bile birini bulmuş. Bize gelince sanki denizin suyu kuruyor. Ümidini kesme Seniha. Belki bir gün her şey değişebilir.
Hala çeyiz işliyoruz. Kaslaklar, gergefler, kadeviteler. Tam bir sandık dolusu. Onları işlemeye başladığımızda tam 17'sindeydik. Şimdi ise... Lütfen yapma Seniha. Beni de üzüyorsun. Aa, kim acaba? Bilmem. Belki de Nabiger Hanım'dır. Adam yemeği iptal etmiştir. Nefes alsın Seniha. Böyle kötü kalpli olursan Allah bize hiçbir şey vermez. Serdar! Gel içeri gel. Özledik. Güzeller, nasılsınız? Ah Serdar'cığım. Çoktandır görüşmedik. Neler yaptınız bakalım? Bizim bir şey yaptığımız yok. Asıl seni sormalı. Kim bilir ne yaramazlıklar peşindeydin. Vay vay vay. Kızlar, bir şey mi kaçırdın? Neyi kutluyorsunuz? Benim doğum günüm de. Doğum günün ha? Ve benim haberim yok. Özel bir şey yapmıyor musunuz? Pastamız var işte. Hayır, bu bir kutlama değil. Buna izin vermiyorum. Ama size ne veriyorum? Tam 15 dakika. Evet kızlar. Süslenip püslenip hazırlanmak için tam 15 dakika. Ne oluyor? Ne oldu? Ne için hazırlanacağız? Tabii ki yemeğe çıkmak için. Semiha'nın yaş gününü hep birlikte dışarıda kutlayacağız. Dışarıda ha? Hemen şimdi mi? Evet, hemen şimdi. Hadi çabuk olun. 15 dakikanın bir dakikası gitti bile. Ama söyleyin önce, nereye gitmek istersiniz? Biz ne bilelim? Sen seç. Yo, olmaz. Siz söyleyeceksiniz, ben götüreceğim. Şey, daha bugün duyduk bir yer varmış. Çok şık bir yermiş. Tamam. Alayım efendim. İstemez. Canımı bastırayım biraz. Yoksa sıdıka girer girmez düşüp bayılabilirim. İyi akşamlar Müfit Bey. Rahatsız mısınız yoksa? Biraz kalbim sıkıştı da. Olur efendim. Heyecandan. Hoş geldiniz. Ne içersiniz efendim? Ben de beyefendinin içtiğinden alayım. Baş üstüne. Siz burada... Ya, yani... Sizi de burada görmek ne güzel böyle hala hanım. Siz davet edersiniz de ben gelmez miyim? O ne güzel çiçekler öyle. O güller, o gelin çiçekleri. Onlarla neyi ima ettiğinizi çok iyi anlıyorum. İlahi Müfit Bey çok yaşıyor. Sizi zaten ilk görüşte çok beğenmiştim. Allah biliyor ya, içimden tam hayallerimdeki erkek demiştim. Aynı şeyleri sizin de hissetmeniz ne kadar güzel Müfit Bey. Emin olun sizi hiç müsaade etmeyeceğim. Ay helal Müfit Beyciğim. Helal. Canım siz de biraz yavaş vurun Namiger Hanım. Bu da sırt yani değil mi? Deveci severi değil. Ay sizi incittiysem özür dilerim. Gücüm kuvvetim yerindedir çok şükür. Belli. Ay çok mutluyum. Mutluluğumuza Müfit Beyciğim. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç marma adamım değilsin. Hey, kadınım.